Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun. Ya eyyühellezine amenu iste'inu bis sabri ve salam. İnna Allaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وشرفنا بشرافة القرآن العظيم وأكرمنا بكرامة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين رمضان bayramının ikinci gününde ellerimizi açarak huzuruna geldik. Utanarak dönen dilimizle sana yalvarıyoruz. Bizleri dergahı izzetinde ah seni kavul ile makbul eyle ya Rabbim. Şerif Özdemir hanımefendinin vefatı dolayısıyla Ankara Kızılcamam Çatak köyünde ellerimizi dergahı izzetine açarak okumuş olduğumuz ayeti kerimeleri sana tevdi ediyoruz. Makbul etmeni istirham ediyoruz. Rabbim gönlümüzden geçen ve dilimize dökülen bu ayetleri ah seni kabul ile makbul eyle. Başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar ne kadar peygamber, enbiya gelmiş geçmiş ise onların da ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle.
Ya Rabbi, hasaten bu köyün kuruluşundan bugüne kadar ahirete irtihal eden bütün merhum ve merhume kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Kabirlerini pür nur, mekanlarını cennet eyle. Bizden sonraki nesli de imana, Kur'an'a hizmetkar eyle. Arkamızda ihlası, şerifler ve Fatiha'yı şerifeler okuyan bir nesli müdavim eyle. Rabbim, günahlara affolunan, kusurları mağfiret olunan kullarından eyle. Razı olduğun kullarından eyle. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hoşnut olduğu ümmetlerinden eyle. Daha nice Ramazan bayramlarını sağlık, sıhhat, afiyet içinde bütün inananlara vasıl eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Okuduğum ayeti kerimelerin de malini arz etmek istiyorum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler, namaz ve sabırla yardım dileyin. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz farkına varamazsınız. Sizi mallardan, canlardan, ürünlerden deneriz. Sizi korku ve açlıkla deneriz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ İki şeyle sizi imtihan ederiz. Açlık ve korku. مِنَ الْاَنْوَالِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Sizi nefislerden deneriz. Yani en sevdiğinizi alırız buyuruyor Allahu Teala. مِنَ الْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ مِنَ الْاَنْوَالِ Mallarınızla sizi deneriz. وَالْثَمَرَاتِ Ürünlerinizle sizi deneriz. Sizin ürünlerinizi yukarıdan bir sel gelir, alıp götürür. Bir tufan gelir, alıp götürür. Bir mihrican gelir, alıp götürür. Bir soğuk, yani vurgun gelir, alıp götürür. مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Sizi mallardan deneriz. Sizi nefislerden deneriz. Sizi ürünlerden deneriz. Sizi açlık ve korkuyla deneriz. Sabredenlere müjdele. Onların başlarına bir musibet geldiğinde derler ki Allah'tan geldik, ona döneceğiz. Yine ona dönücüleriz. İşte Allahu Teala'nın rahmeti onların üzerinedir. Ulaike aleyhim salavatun. Allahu Teala'nın esenliği onların üzerinedir. Mağfireti onların üzerinedir. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. Rahmet onların üzerinedir. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaike humul muhtedun. İşte hidayete erenlerin de ta kendileri onlardır. Rabbim, senin rızanı umarak sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşnutluğunu tahsil etmek için okumuş olduğumuz ayetleri, ardından yapmış olduğumuz duaları, dilimiz döndüğünce izahını yaptığımız ayeti kerimeleri dergâh-ı izzetinde ahseni kabul ile makbul eyle. Dilimiz sürçtü, ayetleri yanlış telaffuz ettiysek, yanlış mana verdiysek bu bizdendir. Yüce Kur'an'ından
ve şanı yüce olan senden değildir, benim zatındandır. Öyle bir durum hasıl olduysa, yanlış mana verdiysek, sen de en güzel şekilde mana vermiş gibi bizden kabul eyle. Ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ravza-i Mutahharalarında okumuş azmiyle Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Vesselamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Ey Allah'ın Resulü, bizde senin huzuruna çıkacak yüz yok. Alemi İslam bölük pörçük. Geçen yıl Ramazan'ın sonlarında o müfsit kavim Filistin'deki kardeşlerimize zulmetmişti. Aradan bir yıl geçmedi, yine Filistin'deki kardeşlerimize zulmetti. Onlarca kardeşimizi Kuds-ı Şerif'te yaraladı. Kuds-ı Şerif'i kana buladı. Yeryüzünün üç mukaddes güzide mescidini kana buladı. Bunlar diyorlar ki biz Madagaskar'da da devletimizi kurabilirdik. Hayır, bu topraklar bizim atalarımıza ard-ı mevut, yani vaat edilmiş topraklar. Biz bu topraklarda İsrail devletini kuracağız dediler ve alemi İslam'ın gözünün içine baka baka bu topraklarda devletlerini kurdular. Şimdi koskoca bir bedenin dili mesabesinde Gazze kaldı. Ve dünyanın gözünün içine baka baka alemi İslam'ı uyuta uyuta bu kalan parçayı da almak istiyorlar. Rabbim, kıyamete kadar Gazze'yi Gazze Ardul İzze, İzzetin, şerefin, namusun timsali Gazze'yi kıyamete kadar Müslümanların elinde payidar eyle. Ben bir hatırayla bitirmek istiyorum. Diyor ki Julie de Mayer, onların en üst bürokratlarından bir tanesi. Mescidi Aksa baskınında diyor, sabah tamam işimiz bitti, mahvolduk. Hani Anadolu'da derler ya, kül olduk yani, işimiz bitti. Sabah kalktık diyor, her yer güllük gülistanlık. Müslümanlar bize bir saldırıda bulunacaklar, bizi yerle bir edecekler diye bekliyorduk. Sabah kalktık ki her yer güllük gülistanlık. Ümmetun naimetun, bu uyuyan bir ümmettir diyor. Bu uyuyan ümmet ne zaman uyanacak? Ne zaman meselelerine sahip çıkacak? Ne zaman yeryüzünün en büyük davası La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı sadece nefsinde değil de yeryüzünde hakim kılacak? O zaman işte bu zalimler, bu müfsitler kaçacak, delik arayacak. Ümmeti Muhammed meselelerine sahip çıkmazsa, meselelerinin içini boşaltırsa, Kur'an'a, sünnete harfiyen kulak verip o prensipler doğrultusunda hayatını idame ettirmezse, zalimin zulmü altında inleyen Filistinli kardeşim gibi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerim gibi, Myanmar'daki kardeşlerim gibi, Suriye'de evinden, yurdundan edinen kardeşlerimiz gibi tehcire maruz bırakılırsa, dünyanın gözünün önünde iki ayı aşkın bir süreden beri Rusya bizden nasıl koparsın, nasıl sen NATO'ya girmeye gayret edersin diye zulmettiği ve biz diyor ikinci bir Filistin olacağız diyor Vladimir Zelenski. Bizi yardımsız bıraktılar, bizi desteksiz bıraktılar, bizi silahsız bıraktılar. İkinci bir Filistin olduk diyor. İşte zalim, iki tane zalim kuvvet yeryüzünün polisi olduklarını iddia edenler, yeryüzünün sözde asayişini temin etmeye çalışanlar ve dağılma süreci yaşayan Rusya, tekrar nasıl toplanabilirim, kaybettiğim devletleri nasıl hileyle alabilirim telaşında. Diğer ülke de diyor ki biz endişeyle
izliyoruz savaşı. Sen 72 devlete girdin. 72 devlette kan ve gözyaşı revan oldu. Ve en son terk ettiğin Afganistan'ı da kullandığın bütün malzemeleri, edevatı ele geçmesin diye toplayıp yaktığın, zulüm ve yeryüzüne gözyaşından başka bir şey bırakmadığın, ey yeryüzünün polisi, asayiş ber kemal değil yeryüzünde. Madem sen yeryüzünün polisisin, niye asayiş ber kemal olmayan Ukrayna'ya müdahale edip savaşı bitirmiyorsun? Endişeyle izliyoruz diyor üst bürokratları Amerika Birleşik Devletleri'ne. Atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra sen endişeyle izlesen ne? O güzel topraklar, o güzel ister kilise olsun ister camiler olsun yüzyıllarca dünya mirası listesine girecek o güzide eserler tahrip olduktan sonra sen endişeyle izlesen ne yazar, izlemesen ne yazar? Alemi İslam yeniden silkinip Osmanlı Devleti'nin 6 asır yeryüzünü adaletle yönettiği kıvamda bir birlik olmadığı müddetçe sürünmeye devam edecektir. Sesimiz, nefesimiz nereye ulaşıyorsa sevgimiz, hürmetimiz, muhabbetimiz oraya ulaşsın. Allah-u Teala bu topraklara bugün gelmeyi ve bu sözleri lütfetmeyi takdir etmiş, mukaddermiş. Biz bu sözleri söyledik. Birilerine bu sözler çok ağır gelebilir. Hiç de önemli değil. Hakikati söylemekten son nefesimize kadar geri durmayacağız. Son nefesimize kadar bir muvahhid olduğumuzu asla unutmayacağız. Son nefesimizde de inşallah o iman ve ikrar ile bu dünyadan çıkmak için gayret sarf edeceğiz. Men ahira kelamihi la ilahe illallah dehalel cennet. Kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer idealini sadece dil ile değil de kainatta en büyük davanın, yeryüzünün en büyük davasının tevhid olduğunu unutmayacağız. Sadece tevhidi dilimizle değil de organlarımızla tatbik ettiğimiz gibi yeryüzünde Müslümanların bir araya gelmekten başka çıkar yolu yoktur diyeceğiz. Selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Yıldırım Çetak, Kızılcamam, Ankara. Kalın sağlıcakla. Kardeşiniz Doçent Doktor Erdoğan Köycü, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi.